Arkadaşlar merhaba, ben Yavuz Selim Şahin. Güzel bir projeyle sizlerleyiz. Böyle en az bir 10 videoluk ya da maksimum 12, hani 10-12 arası bir videoluk video skripte hazırlayacağız. Video skripte yapacağız. Şöyle bir skript olacak bu. YouTube'un API'sini kullanarak yapacağız. Yani yönetim panelinde arama kısmından arama yaptığımız zaman panelde ana sayfaya bize direkt YouTube'a yani arattırdığımız videoları YouTube'dan sorgulayıp bizim panelimizde gösterecek. Ve biz o panelde listelenen videolara veri tabanını ekle dediğimiz anda bizim kendi veri tabanımızı ekleyecek. Ana sayfada da ise bizim kendi veri tabanımızda kaydettiğimiz videoları listeleyeceğiz. Yani basit bir şey, hani tasarım olarak basit bir şey olacak. Çünkü ben burada hani tasarım yapmakla uğraşmıyorum. Çünkü mantığı anlatıyorum daha çok. Tasarım kısmı size kalmış. Ya da eklemeler falan varsa size kalmış bunlar. Yani bir de şöyle söyleyeyim. Bu videonun sonu gelecek yani. O direkt diğer Ajax, PDU Ajax blog skripti gibi olmayacak. Çünkü hani hem video sayısı az, hem de yapılacak işlemler sayısı fazla uzun değil. Ve zevkli bir şey olacak. Seri olacak. Ya bir de ben hani böyle devamlı anılıyor hani falan ığlıyorum falan ya. Hani onun sebebi de şey. Hani böyle daha önceden bir konuşma metnini falan hazırlayıp direkt böyle videoyu açmıyorum. Hani direkt Allah ne verdiyse açıyorum ses kaydını falan. Hani ses mikrofonu falan. Direkt çat diye giriyorum hemen. O yüzden böyle oluyor. Bazen ne diyeceğimi unutuyorum, hani karıştırıyorum falan. Her neyse. Bu arada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şu anda 511 abone oldu. Hani bayağı bir gelişti sizlerin sayesinde. Bu çekeceğim derslerin de inşallah faydası olur. Ki ben inanıyorum faydası olacağına. Şimdi başlangıçta şöyle bir tasarımımız var. Bu sadece şu an tasarım. Ben bu tasarımı zaten size vereceğim. Responsive bir tasarım. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ben bu tasarımı zaten size vereceğim. Parçalanmış halde vereceğim. Bir daha parçalanmayla falan uğraşmayın diye. Şimdi şuraya ben yazdım hepsini teker teker. Ne yapmamız gerektiğini yazdım. Bir, veri tabanı ve tablolar oluşturma. İlk başta veri tabanımızı oluşturacağız. Şu an sadece bir tasarım. Ona takılmayın. Yani şu an şu mesela ben bunu manuel olarak ekledim yani. Şurada bakın. Ben onu manuel olarak ekledim de oraya. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani manuel. Hiçbir kodu yok yani. Ben bu tasarımı direkt size vereceğim. Bir tane veri tabanı oluşturalım. Video scripti. UTF-8 General C. Oluşturduk. Şimdi tablolarımızı direkt oluşturalım. Tablolarımızda neler olacak? Admin tablosu, ayarlar, videolar ve yorumlar. Admin'den başlayalım direkt. Admin kaç tane var? ID, posta, şifre, isim. 1, 2, 3, 4. 4. Tamam. Admin alt ID'si 11. Primary key. Evet. Admin alt posta 300. Admin alt şifre varchar 300 olsun. Admin alt isim varchar bu da 200 olsun. UTF 8 General C. Tamam. Mayıs'a mı olacak? Bunu kaydettik. Bu bir. Tiyana tablo oluşturalım. Önce direkt tabloları oluşturalım. Sonra bir daha kafamız karışmasın hiç. Ayarlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 bu da var. 3 daha ekleyeceğiz onu. Ayar alt ID diyelim şuraya. 11. Primary key. Tamam. Site alt böyle. Varchar 300. Site alt başlık. Varchar 300. Site alt keyif. Varchar 300. Site alt desk. Yani açıklama. Varchar 300. Site alt duyuru. Bu da duyuru kısmında şey. Videonun hani iç kısmında sidebar olacak. O sidebar'da bir tane duyuru panosu var. O duyuru panosuna işte yönetim panelinden yazdığınız her şey orada görünecek. Bunu text yapıyorum. Bir de site alt footer. Yani footer yazısını direkt buradan düzenleyebileceksiniz. General C. Tamam. Bunu kaydettim. Bir tane daha yine oluşturuyorum şimdi. Ne var burada?
videolar var. En kritik kısım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saate lüzum yok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın şu resimdir, başlıktır, sahibidir, açıklamadır, URL'dir. Bunların hepsini biz YouTube data API ile çekeceğiz. Tabii kendi veri tabanımıza eklediğimiz için artık bizim veri tabanımızda olduğu için ekstra bir API ile bağlanayım falan filan durumu olmayacak. Çünkü zaten bizim veri tabanımızda. Yani bir daha bağlanmaya gerek kalmayacak. 4 burada var. 7 tane daha oluşturalım. Bu arada matematiğimiz gelişiyor. Gelmiş. Neyse. Video actor ID'si 11. Primary key. Tamam. Video altıra sahibi. Varchar 300 dedim. Video altıra başlık. Varchar yine 300 dedim. Video altıra safe başlık. Yani videonun içerisine gittiği zaman heat access ile safe link yapmak isteyenler olabilir diye bunu düşündük. Çünkü sonuçta video script'i. Video resim. Bu resim direkt YouTube'un hani şu küçük resim olayı var ya. Videolarda küçük resim var ya, direkt onun linkini çekme olayı bu. Video URL de hangi kısım derseniz de bakın. Mesela şunu açıyorum. Durdurayım hemen. Bakın şu kısım. Hani V'den sonraki kısım. Gördünüz mü? Bu video URL. Zaten şu kısım sabit olduğu için biz sadece şunu alsak. Zaten bunu biz kendimiz manuel yazarız. Buraya da işte atıyorum mesela değişkenimiz row. Echo row video alt URL diye buraya ekletiriz. Bunun gibi. Bu da 300 olsun. Video URL. Video açıklaması mesela videonun altında yazan kısım var ya şu kısım. Ben durdurayım. Şu kısım. Burada gördüğünüz ne varsa YouTube Data API ile direkt çekeceğiz. Neredeyiz lan biz? Ha şuradayız. Video eklenme tarihi. Bunu timestamp yapalım. Hiç uğraşmayalım bununla. İsteyen şey yapabilir. Neydi onun ismi? Varchar yapıp date yapabilir. Aslında öyle yapalım ya. Varchar. Tamam, varchar yapalım. Aynen. Biz date ile ekletiriz onu. 200 diyelim. Görüntülenme. Integer 11 olsun. Video durum. Integer 2 olsun. Eğer video 1 ise onaylı video. 2 ise onaysız video. Yani onay bekliyor. Video etiketler. Bu etiketler nereden gelecek peki? Yine YouTube'daki videoların etiketlerine gelecek. Tabii ben bu etiketleri listeletmeyeceğim. Sadece nasıl çektiğimi görün diye buraya ekliyorum. Ben sadece mantığı anlatıyorum dediğim gibi. Mesela ben bu script'te üyelik bile eklemeyeceğim. Niye? Hani çünkü benim diğer tüm videolarımda Ajax ile üye kaydı, üye girişi hepsi var. Hani olabildiğince hızlı bitmesi için gerekli olan kısımları anlatacağım. Diğer kısımları eklemek size kalacak. Hani atıyorum mesela siz buna üye girişi eklersiniz. Sonra mesela diğer videolar ne var benim? Hani mesela favorilere ekle var. Bir tane videoya tıklarsınız. Oradan videoyu favorilerime ekle dersiniz mesela. Üye favorisine ekler. Sonra favorili videolarını gösterir. Hani o kısımda mesela mantık kurmak size kalacak. Ki zaten kod yazmanız da bu şekilde gelişir. Yani kendi mantığınızı kurduğunuz zaman gelişiyor. Hani bir kalıp içinde sokmayın kendinizi. Mesela atıyorum işte belirli bir kalıp içinde kalmayın hiç. Yazılım konusunda. Farklı yönlerden düşünmeye çalışın. Hani yanlış da olsa kodu yazın. Yanlışınızı görün. Hani yanlış da olsa yazın kodu. Sonuçta derleyici hani bir uyarı verecektir size. Ona göre kendinizi geliştirirsiniz. Hani kimisi var mesela acaba yanlış yazar mıyım falan gibisinden korkuyor böyle. Sanki böyle birisi izliyormuş gibi. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O yüzden yanlış da olsa kodu yazın. Zaten derleyici size uyarı verecek. Siz de ona göre hatanızı düzeltirsiniz. Yani ondan çekinmeyin. Zaten kendi başınızsınız. Yani kendiniz tek başınızsınız sonuçta. Hani kimse görmüyor. Ki görse bile ne olacak ki? Bir de var. Sonuçta herkes doğar doğmaz öğrenmiyor yani. Yorum altı ID'si dedik. Ha, yorum hangi video yapılmış ID'si? Yorum altı isim. Varchar 300. Yorum posta. Varchar 300. Yorum web site. Bu tabi şey olacak. Opsiyonel. Yani ister girebilir ister giremez. Yani ister girer ister girmez. Giremez ne ya? Yorum içerik. Text. Yorum durum. Şunu kapatalım.
Bu da 2 olacak. Nedense yorum mesela atıyorum ilk yapıldığında durumu 2 olacak. Yani onaysız yorum olacak. Admin eğer o yorumu tehlikeli bir yorum olarak görmüyorsa yönetim panelinden onaylayacak. Hepsi bu. Şimdi ayarlarımızı açalım bir. Buraya birkaç tane veri gireceğiz biz. Site URL, HTTP, localhost, ne dedik? Video script'i demişiz. Başlık video YouTube data API olsun. Site keyword de olsun, öyle olsun. Site description de öyle olsun. Site duyuru da öyle olsun. Site footer'da Yavuz Selim Şahin 2017 olsun. Tamam. Bunları kaydettik buraya. Şimdi bunu kapatalım artık. Bunda işimiz kalmadı. Veri tabanına bağlanma var. Tabu oluşturduk. Bunu yaptık. Bunu yıldız koyalım. Şöyle. Bunu bitirdik. Şimdi veri tabanına bağlanmak için bir tane bağlan PHP oluşturacağız. Hemen. Ben bu arada bu fonksiyon PHP listeye vereceğim. Hatta onu göstereyim. Bakın sadece 4 tane 4-5 tane fonksiyon var. 1 2 3 4 tane var hatta. Fazla bir şey yok yani burada. Setting fonksiyonu var. IP fonksiyonu var. O kadar. Hani hazırlanmış gibi davranmayayım. Ben çünkü bir daha onları yazmak istemiyorum. Çünkü bu sefer video çok uzuyor. Ben bu sefer sıkılıyorum. Bu sefer de devam etmeyince küfür ediyorsunuz. Yapacağım videonun da senin de geçmişinin de geleceğinin de falan. Yani çünkü kulağım çınlıyor yani. Bunları duyuyorum. Haklısınız. Bir şey diyemiyorum da. İşte bu sefer videosu deyince benim canım sıkılıyor. Şimdi bağış veri tabanına bağlanmak için işlemler yapacağız. Şunu siliyorum. Önce session start diyeceğiz. Bunları en başa yazacağız. OB6 ile start. Tamam. Try catch bloğu altında yine catch video exception dolar hata. Exception dolar hata. Evet. Şimdi buraya geldim. Dolar new db new video MySQL host local host DB name ne yaptık tam onu video script yapmışız video script'i karakter set UTF-8 root şifre yok hata kısmına da print r hata get mesaj. Niye git mesajdı? Ben bunu anlatmıştım. Sadece ilgili kısmın versin diye. Bir de try catch bloğu altında yazmak için yazmamızın sebebi oydu. Daha düzgün bir hata göstersin diye. Şimdi bir de set karakter set UTF-8 diye iyice bir garanti alalım şöyle. DB query set names UTF-8 şöyle bir garanti alalım şöyle. Şöyle yazalım. Ben bunları alışkanlık haline getirdim. Artık hepsini yazıyorum yani o derece. Veri tabanına bağlantısı. Çok güzel oluyor böyle yapınca. Bu da tam mesajı. Şimdi bağlandık. Veri tabanına bağlandık. Şu anda fonksiyon PHP'de de ayar PHP şekilde değil mi? Şimdi ben ne yapmam gerekiyor? Video script'inde üst kısma gelip şuraya ben sistem içerisindeki fonksiyon PHP'yi dahil edeceğim. Neden? Çünkü fonksiyon PHP'de zaten ayar PHP şekilde. Require once fonksiyon nokta PHP. Çektim bunu. Kapatıyorum şunları da. Ne oldu? Uyarı verdi. Bir saniye bekler misiniz? Evet arkadaşlar. Bunu şu direkt sistem diye yazmadık buraya. Sistem fonksiyon PHP. Böyle yazsaydık sıkıntı olmayacaktı. Gördüğünüz üzere bir sıkıntı yok. Şimdi ayar PHP'ye açacağım. Ve şunların hepsini gerekli yerlere çekeceğiz beraber. Sistem ayar PHP çekeceğiz. Hemen şuraya yazalım. Ayarlar diyelim. Ayarlar eşittir DB prepare select yıldız from ayarlar dolar ayarlar execute dedik. Execute arrow diyelim. Ayarlar fetch video fetch obj mi yapılmasın ya? Yapalım mı obj? Yapalım ya bu sefer de değişiklik olsun. Tamam. Şimdi üst kısmı açıyoruz. Neresi burası?
Evet, video script'i üst PHP, tamam. Buraya geldim. Ne burası? Disk creation. Power of site alt desk. Gördüğünüz gibi bitti. Bu ne? Burada site alt başka yapalım. Sahibi olacak çünkü. Bir de aynısından keyword yapalım. Keyword site alt key olacak. Şuraya da site alt dire başlık. Okey mi? Okey. Bir de buraya site deyip aro site alt dire URL. Ha pardon. Aro site alt dire URL diyelim. Çünkü loki hani yönlendirmelerde direkt dolar site diye yazar yönlendiririz. Bir daha uğraşmayız diye. Şimdi bunları da yazdık. Bir sayfa yenileyelim bakalım. Kaynağa bakalım. Gördüğünüz gibi keyword description hepsi gelmiş. Site başlığı gelmiş. Ne var bir de? Bir de footer vardı galiba. Onu da çekelim. Alt kısımda yani o da. Gelelim buraya. Şurayı silelim. Site alt tire footer. Site alt tire footer diyelim. Bakalım bizim yazdığımız gelecek mi? Gördüğünüz gibi geldi. Evet. Video tabanına bağlandık. Video bilgileri çektik. Her tarafa yazdırdık. Bir de şu navbarda bir de şuraya yazdıralım site başlığını. Tam şuraya. Site alt tire başlık. Tamam. Bir de ana sayfa yerine index.php yerine sadece site alt tire URL diyelim. Direkt oraya gitsin. Hatta şöyle yapalım, direkt site değil. Tamam. Eko site. Ha bir de şey şurada vardı link. Nerede link? Şurada. Dolar alt tire site. Tamam. Bunu da yaptık. Şimdi kontrol edelim son yaptıklarımızı. Sayfayı yeniliyorum. Bakın şu an direkt buraya geliyor. Evet. Bunu yazdırdık. Şu an her şey veri tabanına bağlı. Ve veri tabanına çekiliyor. Sadece şu son eklenen videoları listeleteceğiz. Örnek videolar ekleyip onları listeleteceğiz. Ondan sonra da ne var? Ha, şunu yaptık. Bununla yolda çıkalım. Tamam. Kayıtlı olan videolar listeleyeceğiz ve sayfalarını yapacağız. Ve video detay sayfalarını yapacağız. Tamamdır. Daha sonra da yönetim paneline geçeceğiz. Evet arkadaşlar, bu videom burada bitiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.